Assassin's Creed Mirage 5 Ekim'de çıkacak. Oyunda Valhalla'daki yan karakterlerden biri olan Basim'in hikayesini oynayacağız. Valhalla'dan önceki dönemi ele alacak ve Basim'in nasıl bir Hidden One üyesi olduğunu anlatacak. Hidden One mı dedim? Hidden One Assassin's'lerin eski adıdır. Bu tanım zaman içinde değişerek Assassin's'ler yani suikastçılar adını almıştır. Assassin's Creed serisindeki ilk suikastçı Alter Ego Lahat'tır ve kendisi Assassin's'lerin öncüsü olarak kabul edilir. Assassin's Creed Mirage fragmanında Basim'in Hidden Blade'ı kullanabilmesi için parmağının kesildiği gösterilmişti. Ancak Altair daha sonraları Hidden Blade'i modifiye ederek parmak kesilmeden kullanılmasını mümkün kılmıştır. Parmağı kesilmeden Hidden Blade'i kullanan ilk kişi ise Ezio Auditore da Firenze olarak kabul edilir. İkinci oyunda Leonardo da Vinci Ezio'ya bir Hidden Blade yaparken Hidden Blade'i kullanmak için artık parmak kesilmesine gerek olmadığını açıklar. Basim'in Hidden One üyesi olduğu yıllar 861 yılına dayanırken Altair'in Assassin's olduğu zamanlar 1191'e, Ezio'nun Assassin's olduğu yıl ise 1476 yılına dayanmaktadır. Basim ile Altair arasında yaklaşık 330 yıl fark bulunmaktadır. Assassin's Creed Mirage da Bağdat'ta geçecektir. Basim'in Hidden One üyesi olduğu dönem İslam'ın altın çağı olarak da bilinir. Oyun deneyiminizi arttırabilmeniz için İslam'ın altın çağı olarak bilinen bu dönem hakkında bilinenleri sizin için Profesör Baykuş anlatacak. İslam'ın altın çağı ifadesi 19. yüzyıl oryantalist hareketi tarafından ortaya atılmıştır. Oryantalistler, batılı akademisyenlerden oluşan oldukça etkili bir harekettir. Yani bu kavram sanabileceğinizin aksine, Doğu İslam toplumunun kendisi tarafından değil, batılılar tarafından literatüre mal olmuş bir kavramdır ve bunun üzerine çok geniş çalışmalar bulunmaktadır. İslam'ın altın çağı özellikle 8. 13. yüzyıllar arasında Yunan felsefi metinlerinin bulunup çevrilmesiyle başlayan matematik, bilim ve felsefe hareketlerinin yoğun olarak yaşandığı döneme atfedilir. Frederick Starr tarafından bu dönemi konu alan Kayıp Aydınlanma isimli ünlü bir kitap dahi bulunmaktadır. Kayıp Aydınlanma diye bir kitap var. Evet. Doğu İslam dünyasında ta baştan itibaren bir aydınlanmanın olduğu ve bu aydınlanmanın bir süre sonra kaybedildiği, kayıp aydınlanmış. Güzel bir kitap. Çoğu akademisyen, Antik Yunan'da başlayan aydınlanma hareketinin 8. 13. yüzyıllarda İslam toplumlarında yeniden doğduğunu ve İslam toplumları sayesinde de Avrupa'ya geçtiğini savunur. Ünlü Batı felsefesi tarihinin yazarı, felsefeci ve matematikçi Bertrand Russell, uçağı hakkında şu yorumu yapar. 699'dan 1000 yılına dek süren zaman dilimine karanlık çağ yakıştırmasını yapıyor olmamız, aslında yersiz biçimde, yalnızca Batı Avrupa'ya odaklanmış olmamızdan ileri geliyor. Mesela bu dönemde Çin'de Tang Hanedanlığına hüküm sürmüştü ve şiir sanatı ihya olmuştu o vakitler. İslam medeniyeti ise Hindistan'dan İspanya'ya en parlak dönemini yaşamaktaydı. Yani aynı dönemde Hristiyanlığın hüküm sürdüğü coğrafyalardaki yokluklar, yoksunluklar, medeniyet dediğimiz şeyin yoksunluğu, kaybı değildir. Gerçekte durum gayet aksi yönde gelişmiştir. Bize göre medeniyet demek, Batı Avrupa medeniyeti demek belki ama bu çok dar bir bakış açısından ibaret. Avrupa bu dönemde Russell'ın bahsettiği gibi karanlık çağını yaşamaktadır. Dönemin bu şekilde adlandırılmasının sebebi bilim ve kültürel etkinliklerin çağın gündeminde olmayışıydı. Daha doğrusu Avrupa henüz bu terimlerle tanışmamıştı. Günümüz haliyle tanıdığımız bilim ve felsefenin temelleri Antik Yunan'da atılmıştı ve bunun üzerine birçok eser bırakılmıştı. Abbasi halifesi Mansur, Bağdat'ı inşa ettikten sonra torunu halife Memun, o çağın bilim ve felsefe merkezi olacak olan Beytül Hikme, yani ilim irfan yuvasını kurdu. Memun'un bunu yapmasındaki motivasyonu dünyayı bilme isteğinden gelmektedir. Kimi rivayete göre bu motivasyonu da bilginin nerede olursa olsun öğrenilmesi gerektiğini söyleyen peygamber hadislerine borçludur. It said that he had a dream early in life that the Greek philosopher Aristotle came to him and told him to seek knowledge wherever he could. And from that moment on, I think he devoted his life to science. Stanford Felsefe Ansiklopedisine göre, Batı Avrupa'daki felsefi metinlerin Arapçadan Latince'ye çevrilmesi, Orta Çağ Latin dünyasında neredeyse tüm felsefi disiplinlerin dönüşümüne yol açmıştır. Bu dönemdeki en önemli isimler ve çalışmalarının birkaçı şu şekildedir. El-Harezmi. El-Harezmi eserlerinde bugün kullandığımız Hint-Arap rakamlarının kullanımını yaygınlaştırmıştır. Avrupalılar bu eserler sayesinde Roman rakamlarından Hint-Arap rakamlarına geçiş yapmışlardır.
Roman rakamları toplama çıkarma işlemleri çok yapılmasını çok zorlaştırıyordu ve bu sebeple bilimin ve hatta ticaretin yapılmasını oldukça zorlaştırmaktaydı. Fakat belki de en önemli katkısı bugün kullandığımız cebrin kendisi ve algoritma kavramıdır. Cebirle bilinmeyen x kavramı hayatımıza girdi ve el-Harezmi bize x'in bulunması için bir talimatlar dizisi bıraktı. Bu talimatlar dizisine bugün algoritma diyoruz ve algoritma ismi el-Harezmi'nin Latince okunuşundan gelmektedir. Ömer Hayyam. Ömer Hayyam bugünü en çok şiirleriyle bilinse de aynı zamanda çok iyi bir matematikçidir. Bugün Pascal üçgeni olarak bildiğimiz binom açılımını o zaman eserlerinde göstermiştir. Matematik dışında bir örnek vermek gerekirse Hekim Razi, tıp ve ilaç alanında çok önemli ilerlemeler kat etmiştir. Örnek olarak çiçek hastalığının ilk teşhisini yaptığı bilinmektedir. Ve bu teşhis Encyclopedia Britannica tarafından da kabul edilmektedir. Hastalığın erken dönem varlığına ilişkin en güvenilir ifadeler, 9. yüzyılda yaşamış İranlı hekim Razi tarafından hastalığın semptomlarının açıkça tanımlandığı, patolojisinin humoral ya da fermantasyon teorisiyle açıklandığı ve tedavisi için talimatların verildiği bir anlatıda yer almaktadır. İslam'ın altın çağı olarak atfedilen bu dönem Büyük Moğol istilası ile sona erer. Moğollar bu istila sırasında Bağdat'taki Beytül Hikme dahil birçok önemli esere yuvalık eden yeri harap ederler. Tabi İslam'daki bu ilerlemenin duruşunu sadece bu olaya bağlamak doğru değildir. Bunun arkasında bu bilim ve felsefe hareketinin toplum seviyesine inemeyişi, Gazali gibi tasavvufçu akımların ortaya çıkması gibi daha birçok etkenin var olduğu düşünülmektedir. Düşünceleriniz nedir? Yeni oyun için heyecanlı mısınız? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.